bugün de başka bir saha araştırmasını bizimle paylaşacak. Çetin yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji'de yapmış. Doktorasını Bremen Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamış. Çalışma alanları arasında eğitimde eşitsizlikler, göç ve gençlik sosyolojisi var. Şu anda Koç Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor sosyoloji bölümünde. Aynı bölümde ders veriyor. Bugün de bizimle sosyal sermaye, ebeveyn ağları ve okul başarısı konulu daha doğrusu saha araştırmasının bulgularını paylaşacak. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Mülle. Mülle'nin de söylediği gibi benim ikinci buraya gelişim. Geçen sefer yine söylediğim gibi çok güzel geri bildirimler almıştım. Buraya geliş amacım hem bu çalışmayı paylaşmak sizinle hem de mümkünse mesela negatif geri bildirimler de olursa çok daha iyi olur. Çünkü bunun bir şekilde yayınlamak istiyoruz bu araştırmayı. O yüzden çok önemli söylüyorum bu sunum yapmayı. Şimdi bu araştırma bir TÜBİTAK tarafından fonlanan bir araştırma. Bugün sunacağım kısmını araştırmanın nitel bölümü, aslında bu nitel ve nicel bölümü olan geniş ölçekli bir araştırmaydı. Bunu Koç Üniversitesi'nden, psikoloji bölümünden Zeynep Cemalca, sosyoloji bölümünden Fatoş Koçan ve ben birlikte uyguladık bu araştırmayı. Dediğim gibi ben araştırmanın sadece nitel bölümünü yoğunlaşacağım bugün. Fakat araştırmanın nicel bölümüyle ilgili bir iki bir şey söylemek gerekirse, biz Gedi'yle data topladık. Yaklaşık 1250 anne ve çocuk çiftliğiyle görüştük. Resmi olarak okul terk kavramı tanınmadığı için Türkiye'de biz daha önceki araştırmalarda çocukların okulu terk etmesinin en çok 7. ya da 7,5. dönemde olabileceğini 7,5. dönemde olabileceğini tahmin ettik. Ve uzun dönemli longitudinal bir tasarımla öğrenciler 7. sınıfa giderlerken onlarla görüşmeler yaptık. Ardından aynı öğrencileri takip ettik 2 yıl süresince. 9. sınıfa giderken onları tekrar bulduk. O arada okulu terk edenler oldu tıpkı tahmin ettiğimiz gibi. Dolayısıyla süreç içerisinde hem okulu terk etmişler hem de okula aktif olarak devam edenlerin hem önceki datası hem de sonraki datası elimizde olmuş oldu. Dolayısıyla bir karşılaştırmalı bir dizaynı var bu araştırmanın. Yine nicel bölümle ilgili söylenebilecek bir iki şey, sosyoekonomik kökenle, tabii bu çok şaşırtıcı değil, sosyoekonomik kökenle okulu terk etme arasında anlamlı ilişkiler de bu. Okulu terk edenler sosyoekonomik olarak çok daha yoksun evlerden geliyorlar. Onun dışında düzensiz gelir, düşük gelirle öğrencinin akademik başarısı arasında da bir takım benzer, sıkı ilişkiler oldu. Bu genel olarak nicel bölümünden bir iki konuya ilişkin olarak verebileceği bir iki sonuç. Nitel bölümünde de biz okulu terk etmiş çocuklarla ve okula başarılı bir şekilde devam eden çocuklarla fakat bu çocukların, yani bu iki gruptaki çocuklar da İstanbul'un dezavantajlı semtlerinde oturan çocuklar ve yoksul hanelerden gelen çocuklar. Biz bunlarla karşılaştırmalı derinlemesine nitel görüşmeler yaptık. Birazdan daha ayrıntılarıyla tanıtacağım araştırmayı. Dolayısıyla bu iki grup arasında yoksul semtlerden gelmelerine karşın hala okulda başarı gösteren öğrencileri başarılı yapan faktörler nelerdir? Yine aynı semtlerde olup fakat okulu terk etmiş öğrencilerin okulu terk etmesine sebep olan faktörler nelerdir? Bunları dolayısıyla ayrıntılı bir şekilde analiz etme fırsatımız oldu. Şimdi şöyle, hani bir giriş niyetinde şunu göstermek, paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere Türkiye'de alt sosyoekonomik kökenden gelmeyle okulda başarısız olma arasında çok sıkı bir ilişki var. Bu uzun dönemdir böyle. 2009 PISA sonuçlarında da böyleydi. 2012'de bu yine açık bir şekilde ortaya çıktı. Gördüğünüz üzere Türkiye bu sosyoekonomik köken ve öğrenci başarısı ilişkisinde yine bir şampiyonluğu var. Bu tabii başlı başına çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Bir taraftan eğitimdeki fırsat eşitliği veya eşitsizliğine ilişkin bir konu. Öbür taraftan toplumsal tabakalaşmayla ilişkin bir konu. Yani bu çocuklar özellikle eğitimin yaygınlaşması fenomeni göz önüne alındığında düşük performans göstererek meslek liselerine giderlerse ya da okulu terk ederlerse bu araştırmada olduğu gibi çok büyük bir ihtimalle giderek yüksek kalifiyeli iş gücünün talep edildiği iş piyasalarında marjinalize olacaklardır ve bir nevi toplumun en alt katmanlarına doğru entegre olacaklardır.
Dolayısıyla bu genel çerçeve bir şekilde ve şurada yine görüldüğü üzere neredeyse başarısız öğrencilerin %70'i alt sosyoekonomik kökenden geliyor Türkiye'de. Yani bu oldukça karamsar bir tablo. Şimdi sadece PISA sonuçları değil, daha geriye doğru gittiğimizde bir takım ulusal makro çalışmalar var bu ilişkiyi daha önce gözler önüne seren. Ben literatürden birkaç tane koydum oraya, yani 2002'de, 2006'da, yine 2009'da. Bu araştırmalar mesela bölgesel farklılıkları vurgulayan kısımları var. Bölgeler arası da önemli farklılıklar var. Belli bölgelerden gelen öğrenciler, Doğu bölgelerinden gelen öğrenciler, Karadeniz'in belli bölgelerinden gelen öğrenciler çok daha düşük akademik başarı gösteriyor örneğin. Fakat bu araştırmaların ortak noktası makro istatistik olarak yine tekrar sosyoekonomik kökenle öğrenci başarısı arasındaki sık ilişkiyi gözler önüne sarmışlardır. Şimdi burada görüldüğü üzere bu alana ilişkin benim bilgim dahilinde yanılabilirim. Bizim literatür tanımamızdan çıkardığımız sonuç bu. Nitel bir çalışma yok. Yani iki tane çalışma var. Galiba Hatipoğlu ve Sümer dinleyelim. Burada bu konuya ilişkin doktor ve yüksek lisans tezlerinin bir taraması var. Buna ilişkin veriler var, bir meta literatür anlatısı var. Bir de bizim yine karşılaştığımız bir yüksek lisans tezi var. 1999 Demir Künyeli. Burada da özellikle belirtmek isterim ki burada araştırma tasarımları bu düşük sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısında etkisini anlamak üzere tasarlanmış araştırmalar değildir bunlar. Birisinde okuldaki şiddet, birincisinde Hatipoğlu ve Sümer'de, ikincisinde de evdeki şiddetin öğrenci başarısını nasıl etkilediğine yönelik çalışmalar. Tabii ki bunların hani verilerini okuduğumuz zaman örneğin aile içi şiddetin stresle, işsizlikle, dolayısıyla alt sosyoekonomik kökenle ilişkisi olduğunu görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi biz bu alanda düşük sosyoekonomik faktörlerin, aile geliri, eğitim profili anne babanın, öğrencinin başarısına hangi mekanizmalarla etki ettiğine yönelik bir niteliksel çalışma göremedik. Fakat yurt dışında çalışmalar var. Yurt dışındaki literatüre biz baktığımız zaman genelde düşük veya yüksek sosyoekonomik kökenin, anne babanın düşük ya da yüksek sosyoekonomik kökeninin öğrenci başarısına evde çocuklarla birlikte harcanan zaman üzerinden, yani çocuklarla birlikte harcanan zamanın kalitesi üzerinden bir etki ettiğine yönelik çok büyük bir literatür var. Bu literatürü sosyal sermaye literatürü diye ya da kültürel sermaye literatürü diye kavramlaştırabiliriz ya da çerçeveleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada iki tane çok önemli figür var. Bunlardan birincisi Coleman. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde onun yaklaşımı oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Bir de birçoğumuzun bildiği gibi Bourdieu'nun bu alanda bir yaklaşımı var. Daha kıta Avrupa'sından bir yaklaşım. Şimdi burada şunun için buraya koydum. Bu arada söylemeyi de unuttum. Hemen onu da eklemek isterim. Bu sunumu konu olan makale bu ayın Cogito sayısında çıkacak Bourdieu üzerine. Yani aslında bu Bourdieu ilişkisi biraz da onunla ilgili. Yani orada makalenin tümüne ulaşabilirsiniz. Onu söylemeyi, eklemeyi unuttum. Şimdi bu Coleman ve Bourdieu ayrımı çok önemli. Çünkü Coleman'a baktığımızda Coleman basit olarak şunu söylüyor. Anne ve baba sosyal sermayeyi çocuğuyla ürettiği ilişkiden, çocuğuyla kurduğu ilişkiden üretebilir. Ya da anne baba ailenin dışındaki bir takım birimlerle ilişkisinden sosyal sermaye üretebilir. Yani yüksek sosyoekonomik kökenli bir aile düşünelim. Eğitim düzeyi yüksek, bunlar çocukların ev ödevlerine yardım ediyorlar evde. Daha soyut kelimelerle konuşuyorlar. Dolayısıyla bu çocuğu bir şekilde okuldaki kültüre alıştırıyor, yaklaştırıyor. Burada kaliteli bir zaman geçirilmesi söz konusu ve çocuk buradan bir takım kazanımlar elde ediyor. Okulda işine yarayabilecek. Buna ek olarak bir de aile dışı sosyal sermaye var Coleman'a göre. Aile, az önce söylediğim gibi bir takım birimlerle etkileşime geçiyor. Mesela okul gibi, öğretmenler gibi, sivil toplum kuruluşları gibi, diğer okula başarılı şekilde devam eden çocukların anne babaları gibi ve bu ilişkilerden bir takım kaynaklar türetiliyor. Yine ev ödevlerine yardım olabilir, destek olabilir, moral olabilir. Bunun gibi sosyal kaynak ve eğitim sistemine ilişkin bilgi olabilir. Bunun gibi sosyal kaynaklar hem aile içi hem de aile dışı etkileşimden türüyor. Şimdi bu oldukça popüler bir yaklaşım fakat burada şöyle bir durum var.
Coleman'ı biraz daha eleştirel şekilde okuduğumuzda şunu görüyoruz. Coleman çocuğun okulda başarılı olmasının tek sorumlusu olarak aileyi görüyor. Yani hep anne babaya roller biçiyor. Anne babanın birinci görevi çocuğun toplumda geçerli olan ve dolayısıyla okulda geçerli olan normlara tam uyumlu bir adaptasyonunu sağlamak. Tüm aslında bu sosyal sermaye meselesi bununla ilgili. Çocuk bu etkileşimlerden doğarak okulda geçerli olan normlara uyum sağlıyor. Dolayısıyla burada okulda geçerli olan normların eleştirisine yönelik hiçbir şey yok konumunda. Böyle bir problem var. Şimdi bunun üzerinden Bourdieu'ya baktığımızda Bourdieu ise sosyal sermayeyi kurumsal kaynaklara ulaşımın aracı olarak görüyor. Evet yine biz burada ilişkilerden bahsediyoruz ve ilişkiler kaynaklar barındırıyorlar. Fakat kaynaklar bir de insanlar kurumlarla veya diğer birimlerle ilişkilerini belli toplumsal konumlardan kuruyorlar. Dolayısıyla o toplumsal konumlardan belli kurumlarla ilişkilere geçerken burada kaynakların dağılımının eşitsizliği meselesi var. Örneğin toplumun alt kesiminden birisi veya belli bir etnik kökenden birisi okulla iletişime geçerse ya da etkileşime girerse okul ona kapılarını ne kadar açıyor? Burada yani aslında biz burada aileyi merkezden alıyoruz, aslında etkileşimin kendisine bakıyoruz. Burada temel farklılık bu. Ve tabii şöyle bir durum da var. Bourdieu'da sosyal sermaye, habitus ve alan kavramlarından çok derinleştirmek istemiyorum. Toplumsal eşitsizliği anlamak için daha önemli araçlar sunuyor. Çünkü bilindiği üzere habitus, biz eğer bir toplumsal konum, habitus açıklaması oldukça problemli bir kavram ama yani belirli bir toplumsal konumu işgal ediyorsak orada belli sermayelerimiz var bizim ve o sermayeler dahilinde biz bir takım eğilimler, yatkınlıklar geliştiriyoruz. Bu bizim tarihimizle ilgili, kişisel tarihimizle ilgili vesaire. Şimdi bu sunmaya çalıştığımda umuyorum daha hani kavranabilir bir şey olur. Şimdi 2011 yılında toplandı bu veriler. Nerede toplandı? Kuştepe'de toplandı, Gülbağ'da toplandı, Gülensu'da toplandı, Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde toplandı. Oldukça dezavantajlı bölgelerde toplandı data. Az önce söylediğim gibi okula devam ve anneleri, okula devam eden öğrenciler ve anneleri ve okulu terk eden öğrenciler ve anneleriyle bu görüşmeler yapıldı. Şimdi biz bu araştırmada şöyle, yani şu şekilde çerçevelemem gerekirse, biz bu araştırmada şöyle sonuçlar bulduk. Birinci olarak her ne kadar düşük sosyoekonomik kökenden gelseler de, her ne kadar dezavantajlı mahallelerden gelseler de, okulu terkler ve okula devam edenler arasında sosyoekonomik farklılıklar var. Evet, ikisi de alt gelir grubundan, fakat çok önemli farklılıklar aralarında. Örneğin, biz okula devam edenlere baktığımızda, bunlar düşük gelirli de olsa genellikle sigortalı işlerde çalışan işçiler örneğin. Ve çocuklar genelde iki ebeveynli, boşanma oranı bizim örneklerimizde pek olmadı. İki ebeveynli ailelerden geliyorlar. Ailelerin evlerini de ziyaret ettiğimizde, kendilerini hayatlarıyla ilgili konuştuğumuzda annelerle aslında belirgin çatışmaların nispeten az olduğu aileler bunlar, haneler bunlar. Öte yandan bu sosyoekonomik farklılık onların ebeveyn A yapısından yansıyor. Nasıl yansıyor? Mesela birkaç örnek vereceğim. Annelerle konuştuğumuzda görüyoruz ki annelerin kaynak değiştirmeye yönelik girişimleri aslında kendi akrabalık bağlarını aşan şekilde. Dolayısıyla ebeveynlerin, özellikle annelerin akrabalık ilişkileri, networkleri, ağları kesinlikle akrabalıkla sınırlı değil. Örneğin bu onların kendi ağ sistemi içerisinde öğretmenler var. Muhtar var. Muhtardan yardım alabilme potansiyeli var. Başka komşular var. Çocukları okulda, başka bir okulda başarılı olan komşular var vesaire. Böyle uzamsal olarak geniş ve kaynak barındıran bir networkleri olduğunu görüyoruz. Okula devam eden çocukların, ebeveynlerinin. Buna karşılık okulu terkler görüldüğü üzere marjinal yoksulluk, genelde marjinal yoksulluk koşullarında yaşayan tek ebeveynli Roman ve Kürt ailelerden geliyorlar. Bunlar sigortasız işlerde çalışıyorlar, kağıt ve şişe toplayarak merdiven altı konfeksiyon atölyelerinde, inşaatlar gibi güvencesiz işlerde çalışıyorlar. Ve bununla sıkıca bağlantılı bir şekilde biz onların tanıdıklarını sorguladığımızda, kimlerden yardım aldıklarını sorguladığımızda görüyoruz ki, onların ayakları gerçekten coğrafi olarak, uzamsal olarak oldukça dar, onların dar bir alana hapseden bir networkleri, ağları var. Ve bu ağların içerisinde
Kesinlikle ve kesinlikle kaynak değiştirebilecekleri bireyler ve kurumlar yok. Bu hani en tanımlayıcı temelde bu tür bir farklılık var. Hacim ve nitelik farkı var. Tabii bu hacim ve nitelik meselesi oldukça önemli. Çünkü Bourdieu'ya göre bizim kaynak değiştirme potansiyelimiz ilişki kurduğumuz kurumların kaynaklarıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla ben bir yerdeki müdür, yönetici vesaire böyle birini tanıyorsam bu ilişkiden kaynak değiştirebilirim. Yani ilişki olması yetmiyor, aynı zamanda o ilişkinin de nitelikli olması gerekiyor kaynak değiştirebilmek için. Ebeveynler açısından düşündüğümüzde örneğin muhtarla ilişki böyle bir şey. Okuldaki öğretmen ve müdürle ilişki böyle bir şey. Ağ yapılarında böyle farklılıklar var. Birkaç örnek vermek isterim ben size. Örneğin okula devamlı Mehmet ve Sibel örneği var. Çok alıntı yapmak istemediğim için biraz kendi gözlemlerimi de aktararak kısaca belirtmek istedim. Mehmet mesela hatırladığım kadarıyla oldukça, ismini vermeyeyim, oldukça dezavantajlı bir bölgede yaşıyor, şehre yakın. İki kardeşiyle aynı evde yaşıyorlar, iki odalı bir ev, oldukça dezavantajlı aile. Babasını kaybetmiş Mehmet. Annesi de bir fabrikanın yemekhanesinde temizlikçi olarak çalışıyor. Oldukça düşük sosyoekonomik kökenden gelen bir aile. Fakat buna rağmen Mehmet okulda çok başarılı gerçekten. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir sınava giriyor. Hemen ilkokuldan sonra yatılı okul kazanıyor. Fakat gitmiyor. Onun karşılığında ufak 250 liralık bir burs da bağlanıyor aileye gitmediği için. Öyle bir şey de varmış. Onu da ben orada öğrenmiştim. Fakat Mehmet'in ilginç şekilde biz iki kişi evine girdiğimizde gördük ki iki odadan bir tanesinin yarısı böyle bir eğitim üssü gibi hazırlanmış. Orada iki tane bilgisayar var. Mehmet'in kardeşlerinin dersleri de oldukça iyi vesaire. Biz anneyle konuşmaya başladığımızda anne hikayesini anlattığında gördük ki eşini kaybetmiş çok erken yaşta, özür dilerim genç yaşta. Uzun bir süredir çocukları kendisi yetiştiriyor fakat vefat eden eşinin patronu evin kirasının yarısını düzenli şekilde karşılıyor. Şu anda çalıştığı fabrikadaki temizlik işini de vefat eden eşinin iş arkadaşları aracılığıyla bulmuş. Çok yardımsever olduklarını anlatıyor. Ve buradan elde ettiği ve Mehmet'in de aldığı bursun da katkısıyla Samsun'dan ablasını İstanbul'a getirdiğini bize söyledi. Biz ablasıyla da tanıştık orada. Yaklaşık bir yıldır ablası orada kendisi işe giderken ablası da çocuklara bakıyor. Ve kendi sözleriyle ablasının evde olmasının çocuklar eve gelince sıcak yemek bulmalarına neden olduğunu, evde barışçıl bir ortam olmasına neden olduğunu söyledi bize. Bizim de gerçekten gözlemlerimiz de o yöndeydi. Bir şekilde onun ablasını Samsun'dan İstanbul'a getiriyor olabilmesi, sigortalı bir işte çalışıyor olabilmesi ve bunları da vefat eden eşinin bir şekilde ağ ilişkileri üzerinden yapması, düşük sosyoekonomik kökenden gelmesine rağmen bir şekilde bir şekilde kaynak değişimi potansiyelini bize gösteriyor. Sibel yine aynı şekilde karıştırmıyorsam eğer, Sibel de oldukça dezavantajlı bir bölgede yaşıyor. Sibel'in annesi fakat ev hanımı, babası elektrikçi. Bir tane abisi var. O da Kıbrıs'ta paralı bir okulda okuyor. Fakat varlarını yoklarını çocukların eğitimine yatırıyorlar. Annesinin söylemiyle öyle. Annesi örneğin çok kötü bir evde oturuyorlardı. İki kat yerin altında. Ben istesem ikinci katta da otururum ama işte çocuklarımızın eğitimine yatırıyoruz falan diye. Çünkü amcasının çocukları böyle şuralarda okudu, buralarda okudu diye anlatıyordu bize. Onun durumunda da gördüğümüz şu var. Sibel'in annesi, biz oradayken komşusu da geldi, bizimle sohbete katıldı. O blokta oturan insanlar birbirleriyle çocuklarını okula götürürken ve getirirken inanılmaz derecede yardımlaşıyorlar. Çocuklarının bir problemi olduğunda mesela daha yüksek sınıfa giden bir abisi ablasından yardım geliyor özel ders için vesaire. Annesi konuşmamız boyunca sürekli bunu vurguladı. Yani bunun aslında çocuğun motivasyonunu tuttuğunu vesaire, birilerinden yardım bulmak istediğinde her zaman komşularının olduğunu falan vurguladı. Şimdi böyle buna karşılık iki tane de okul terk örneği koydum buraya. Şimdi Kemal'in hikayesi biraz daha dramatik. Gerçekten Kuştepe'de oturuyor, roman bir aileden geliyor. Kemal'in de tıpkı Mehmet gibi babası vefat etmiş. Çünkü aile içi bir şiddetten ötürü. Genel olarak baktığımızda okulu terk ailelerin hane durumu zaten minimum hijyen koşullarından yoksun. Rutubetli evler buralar.
Düzensiz çalışma olduğu için eve ne kadar ücret girdiği çıktığı o da pek belli değil. Dolayısıyla günlük bir yaşam hali var burada. Kemal de okulu bırakmış, yaklaşık 8 ay önce bırakmıştı biz ikinci görüşmeye gittiğimizde. Mecidiyeköy'e çıkıyor, işte saypak satıyor, şeyler satıyor, çiçek satıyor şeyde, yukarıda Mecidiyeköy'de. Ve bunun aldığı şeyi işte annesine getiriyor bazen, o da getirmiyor. Şimdi böyle bir aile durumu var ve şunu da söylemek isterim, hani durumun ne kadar asgari düzeyde olduğunu söylemek için biz görüşmeleri yaptığımızda örneğin evde soba yoktu ve ailesi annesi 38 yaşında olmasına rağmen kalp ameliyatı olmuştu. Çünkü babasının ölümüne neden olan kişi ablasının kocası. Yani bir aile içi bir şiddet durum var. Dolayısıyla aile dağılmış, baba vefat etmiş, kızının kocası hapse gitmiş, kızı da başka yere gitmiş vesaire. Çok gerçekten dayanılması zor bir ortam. Şimdi mesela annesinin bize ifade ettiği hiçbir şekilde kimseden yardım alamadıkları, bunca kötü koşullara rağmen ve tek tanıdıklarının alt katta olan komşuları olduğunu söyledi. Ve bir de bir görümcesi var, onunla birlikte aynı evde kalan. Bir de biz oradayken bir komşusu geldi, sohbete dahil oldu. Kesinlikle kendilerine hiçbir yardım yapılmadığını, ne muhtarlıktan, ne okuldan, mahalledekilerin de kendilerine ilgilenmediğini, 2-3 sokak ötede de bir akrabaların daha oturduğunu fakat onların da bunlarla ilişki kestiğinden şikayet etti aile. Yani gerçekten de baktığımız zaman ağ yapıları oldukça dar, hapsolmuş ve özellikle sosyoekonomik ve etnik açıdan homojen. Örneğin okula devam eden çocukların ebeveynlerinde etnik homojenlik görmüyoruz biz ağ yapılarında. Etnik olarak zaten Kürt ya da Roman ailelerden gelmiyor onlar. Örneğin Mehmet Samsun'dan geliyor. Sibel'i hatırlayamıyorum şu anda fakat Kürt ya da Roman bir aile değil. Buna karşın okulu terk eden çocukların ebeveynlerinin anlatılarında özellikle etnik bir homojenite var ağlarında. Bu bizim çok dikkatimizi çekiyor. Yine Sertan aynı şekilde zaten koydum. O da tıpkı Mehmet'in annesi gibi Sertan Kürt bir aileden geliyor bu arada. O da yine aslında ilişki alanının ne kadar dar olduğunu söylüyor. Akrabaların olduğunu fakat İstanbul'un farklı yerlerinde yaşadıklarını, orada pek olmadığını söyledi bize. Sertan da tek ebeveynli bir aileden geliyor. Babası aileyi 7 yıl önce terk etmiş. Sertan'ın okuldan ayrılma hikayesini belki vakit olursa anlatırım. Ama yine tek ebeveynli bir aile. Peki yani betimsel olarak ağ yapıları okula devam eden ebeveynlerin ağ yapıları nispeten daha geniş, daha çok kaynak barındıran kişiler var. Buna karşın okulu terk eden ebeveynlerin ağ yapıları uzamsal olarak dar ve kaynak barındırmıyor ve etnik bir homojenite de söz konusu. Şimdi bu bulguların üstüne peki bu şekilde somutlayabildiğimiz sosyoekonomik köken öğrenci başarısına hangi mekanizmalarla etki ediyor? Ne tür etki biçimleri var? Ne yollarla etki ediyor diye baktığımızda yine bu sosyal sermaye literatürüne dayanarak tabii bu ebeveynlerin ne tür stratejiler geliştirdiklerine yönelik biz dikkat kesildik. Burada biz iki tane ayrı strateji gördük. Bir tanesini korumacı strateji diye kavramsallaştırdık. Şimdi birinci olarak şunu görüyoruz. Lütfen aklınızda tutarsak bu iki grupta aynı dezavantajlı bölgeden geliyor. İşte bu dezavantajlı bölgede çok inanılmaz bir strateji geliştirdiklerini görüyoruz biz okula devam eden ebeveynlerin. Kesinlikle çocuklarını mahalleye ilişkilerini kesiyorlar. Çok bilinçli bir strateji olarak göstereceğim birazdan. Hiçbir şekilde dışarı çıkmasına izin vermiyorlar. Dışarıya çıktıklarında yanında gidiyorlar. Yaz aylarında mahalleden kaçırıyorlar. Köye göndermek gibi vesaire. Bu kesinlikle gözlediğimiz bir strateji. Bunu tamamlar bir şekilde bu ebeveynler, çocukları okula başarılı şekilde devam eden ebeveynler, yine çocukları okula başarılı şekilde devam eden diğer ebeveynlerle mahalle bazında bir birliktelikleri var. Bir şekilde sürekli kontaktalar, bir araya geliyorlar ve bu bir araya gelmelerinde çocuklar mesela birlikte sosyalleşiyorlar. Biri diğerine ev ödevlerinde yardım ediyor, burslar, hangi liseye gitmeli vesaire bu gibi konuşmalar geçiyor aralarında. Dolayısıyla ebeveyn ağları yoluyla çocuklar birbirlerine yakınlaştırılıyorlar. Buna ek olarak yine çocukları okula başarılı şekilde devam eden ebeveynlerin okulla etkin ilişki kurma biçimleri bizim dikkatimizi çekti.
Nasıl, ne kastediyoruz bununla? Örneğin çocuğun okulda bir problemi olduğu zaman okula gitme, öğrenci birliği toplantılarını kesinlikle kaçırmama, okul aile birliği toplantılarına en alttan da olsa girmeye çalışma, öğretmenlerin hatta okul müdürünün telefon numaralarını bilme ve okul dışındaki zamanlarda da arama ismiyle bilme. Çocuğun yine okulda bir problem olduğu zaman bir tek kişi olarak değil, iki güç veli olarak öğretmene baskı yapabilme potansiyeli. Böyle şeyleri gözlemledik. Fakat öte taraftan okulu terk etmiş ebeveynlerde bunların hiçbirini biz gözlemleyemedik. Bunların sonuçlarına peki bu kaynak bakımından yoksunlar, ağları da uzamsal olarak dar ve bu tür stratejiler de geliştiremiyor o ebeveynler. Peki o zaman bu çocuklara nasıl yansıyor? Buna birazdan geleceğim ama bundan önce bu okula başarılı bir şekilde devam eden çocukların ebeveynlerinin stratejilerini biraz size örneklemek isterim. Örneğin mesela Duru da Kuştepe'de oturuyor. Fakat Kuştepe'nin en sorunlu bölgesinden bir buçuk sokak ötede oturuyor. Öyle söyleyebilirim ama çok yoksun ve yoksul bir sokak. Burada mesela biz Duru'yla görüşmeye gittiğimizde Duru'yu evinde bulamadık. Bize komşular söyledi. İki apartman yan tarafında anneannesi ve dedesinin evinde bulduk Duru'yu ve oraya gittik biz. Orada bize mesela İşte çok dışarı çıkmak istemediğini, sevmediğini, serserilerin olduğunu etrafta söyledi. Fakat biz odaya gittiğimizde şu durumun annesi babası bir işte çalışıyorlar ve aynı mahallede, aynı sokakta oturan dede ve anneannesini zannedersem durumun bakımından, okulundan, her şeyinden sorumlu. Dede ve anneanne Almanya'da bir süre çalışmışlar, gelmişler. Bütün okul ve işlerini, her şeyini dedesi yapıyor, harçlığına kadar. Sinop'la ve yazında dede ve anneannesi Duru'yu alarak Sinop'a götürüyor. Yani özellikle anneannesinin biz orada konuşurken söylediği çok dikkatimizi çekti. Yazın eğer biz götürmezsek bu mahalleye maruz kalır bu çocukları. Özellikle götürdüklerini söyledi. Şimdi Sibel, az önce zaten biraz bahsettim. Annesi ev hanımı, babası eğitimci olan. Şimdi burada gördüğünüz üzere hani bir diyalog koydum buraya. Soruyoruz, Sokan neden çıkmıyorsun, oynamıyorsun vesaire. Annesinin burada direkt ilk başta arkadaşları çıkıyordu. Kızım dedim, bak sokağa çıkanlar başarılı değil. Pek aile ortamları falan. Kızım bak onları görüyorsun, pek başarılı değiller. Hep sokakta oynuyorlar. Üstleri başları pek düzenli değil. O yüzden onun da kafasına yattı. Yani bu çocukların sokakla ilişkilerinin olmaması bir tesadüf falan değil, kesinlikle ebeveynler tarafından bilinçli üretilen, izlenen bir strateji. Yani istisnasız bir şekilde biz dezavantajlı bölgede olup okulda başarılı olan çocuklarda biz bunu gördük. Aynı sokakta oturuyorlar fakat aynı riskli bölgeden aynı şekilde etkilenmiyorlar. Böyle bir durum var. İkinci izledikleri stratejiyle örneklemem gerekirse bu aynı mahallede yine çocukları başarılı şekilde okula devam eden diğer ebeveynlerle bir nevi kaynak içeren networkler, adacıklar kurma ve çocukları oraya doğru mobilize etme. Burada Mehmet'in annesinden yine bir alıntı var. Ben çok okumak istemiyorum ama yani göründüğü üzere bir mahalle bazında bir örgütlenme ve çocuklara sırasıyla mesela istedikleri zaman bir alışveriş merkezine götürme, bir tiyatroya götürme, birisinin evinde toplanırken bir anne mesela 5 çocuğa yemek yapıyor veya işte pasta börek yapıyor. Çocuklar bir arada ders çalışıyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Bu iki strateji bu anlamda birbirini çok tamamlıyor. Yani bir yerden ilişkini kesiyorlar, diğer taraftan da bunları bu kaynak içeren adacıklara doğru mobilize ediyorlar deyim yerindeyse. Sibel'in annesinde de yine benzer şekilde görüldüğü üzere özellikle en sonunda bu tabii çok ilginç bir aslında görüşmeydi. Çünkü Sibel'in annesiyle biz görüşürken komşusu geldi. Orada gerçekten biz gözlemleme imkanımız oldu. Nasıl birbirlerine yardım ediyorlar? Ders kitaplarından tutup okulda mesela diğer öğrencilerin problemleri olduğu zaman da bir araya geldiklerinden falan bahsetti. Peki okul terkler içinde bulundukları yoksul ağlarda, etnik açıdan homojen ağlarda, anne babanın da korumacı stratejiler geliştiremediği bir durumda onlara ne oluyor? Onların okul durumunu bu nasıl etkiliyor? Bir kere buralar dezavantajlı mahalleler olduğu için romantize edecek bir durum yok. Gerçekten de bir sokak kültürü var.
okulla pek bir alakası yok. Bu sokak kültürünün daha çok sokakta vakit geçirmek, orada sosyalleşmek, oraya yönelik bir habitus geliştirmek neyinlerindeyse okulda pek geçer akçe olan bir kültür değil. Yani okul üzerinden, özür dilerim, mahalle ya da sokak üzerinden okulda başarılı olmak mümkün değil. Şimdi burada bizim gördüğümüz şey şu, bir kere hiçbir strateji yok. Dolayısıyla çocuklar tam anlamıyla bu sokak kültürüne maruz kalıyorlar. Bununla sosyalleşiyorlar. Bir anekdot vermek isterim. Bu gerçektir. Biz gittiğimizde okul terklilerle görüşmek için %95'ini biz evde bulamadık. Ya parklardan çağırdık ya biz gittik, annesi bize söyledi, komşuları yönlendirdi vesaire. Biz gittik bir yerlerde bulduk bu çocukları, tuttuk eve getirdik. Gördük ki orada ya dışarıda sürekli vakit geçiyorlar, ya internet kafe ediyorlar, ya da nerede olduklarını o an, o gün, o saat içerisinde anne bilmiyor. Çünkü anne de ya çalışmak zorunda oluyor vesaire, böyle bir durum var. Şimdi çekin kaç yaş oldu? Bunlar, Kenan Hocam, 9. sınıf. Yani kaç oluyor? 15 civarı. Şimdi birinci stratejide biz dedik ki, anne babalar ağlarına dayanarak ve kaynaklarına dayanarak çocuklarının ilişkisini kesiyorlar. Şimdi burada mesela okul tarihte bakıyoruz, bu çocukların tüm arkadaşları mahalleden, okuldan doğru düzgün arkadaşları yok. Örneğin burada kendisi de, Kemal'in kendisi de okuldan hiçbir şekilde arkadaşı olmadığını belirtiyor. Komşusunun araya girmesi çok ilginç burada. Ne okula gitmesi, hepsi böyle boşta gezen insanlar, yani o sokakta dolaşanlardan bahsediyor. Ne isterseniz var yani burada. Çocuk Kayseri'den geldiğinde hiçbir şey içmiyordu. Yani Kemal anladığımız kadarıyla bir şeyler de içiyor. Tiner galiba da kullanıyor. Burada şükürler olsun başladılar. Yani ne istersen bu mahallede var yani. Bunlara bakarak da çocuk böyle olmaya başladı. Yani tam bir expose olma, tam bir maruz kalma durumu var mahalledeki negatif ya da dezavantaj koşullara diye. Benzer bir örnek Serkan'ın örneğini niye koydum buraya? Çünkü Serkan'ın örneği bence Bourdieu'nun bu habitus kavramıyla açıklamaya çalıştığı şeyi çok güzel bir örnekliyor. Serkan bize uzun uzun mahalledeki stresli koşullardan bahsetti. Yani kaotik bir yer burası dedi, sürekli kavga çıkıyor vesaire. Şimdi burada da gördüğünüz üzere lan sen bana niye çarptın falan derken kavga ediyorlar diye anlatıyor. Burada tabii bizim dikkatimizi çeken Serkan'ın kullandığı dil, diyalog halindeyken bizimle lanlı konuşması, özellikle burada örneğin burada bir abimiz oraya bir yani bir şekilde bir içselleştirme, orayı kendinin görme, bir abimiz burada pompalı çekti, pompalı tüfek, ateş etmiş sağ sol anladığım kadarıyla. Yalnız şurada biz oralarda çoluk çocuk vardı daha doğrusu diye. Yani Sertan'ın konuşurken diyalog sırasında söylediği birinci şey dikkatimi çeken konuşma stili okulda geçer akçe eden bir konuşma stili değil. Sokakta öğrenilmiş, orada size prestij sağlayabilecek, orada sizi deyim yerindeyse cool gösterecek bir ağzı ya da konuşma stili var Sertan'ın. Ve buna hep olarak mesela biz tabii nasıl sokakta pompalıyla ateş mi ettiler falan diye şaşırınca sorunca peki polis gelmiyor mu, ne yapıyor falan diye sorunca aşağıdaki şekilde bize cevap verdi. Polisin hiçbir şekilde sokağa gelmediğini, telefon etmelerine karşın gelmediğini, bazen karakola gidip çağırmalarına karşın zaman zaman gelmediğini, oldukça mahalleyle ilgisiz olduklarını söyledi. Şimdi bu bizim için çok önemli çünkü bundan 5 ya da 6 ev ileride, Santa'nın evinin 5 ya da 6 ev ilerisinde okula başarılı şekilde devam eden bizim bir görüşmecimiz vardı. Annesi ev hanımı, babası da dönerci, dönercide çalışıyor Mecidiyeköy'de. Şimdi aynı mahalle biz oradaki görüşmemizde mesela, İsmini şu an getiremiyorum, hatırlayamıyorum. Oradaki görüşmemizde annesinin mahalleyi kötü şekilde algıladığını fakat konuştuğumuz görüşmecinin mahalleyle hiçbir problemi olmadığını gördük. Çünkü mahalleyle iyi gelmiyor. Hiçbir şekilde mahalleyle bağ yok. Ve onunla mesela bir gözden çıkarılmıştık. Bir göz ardı edilmiştik. Polisin bizim buraya, polis bizi göz ardı ediyor. Bizle kimse ilgilenmiyor gibi bir hissiyat da gözlemlemedik oradaki görüşmelerde. Aynı sokakta sadece iki kişi değil, birkaç kişi daha vardı. Fakat burada özellikle okul terklerde hem bu stresli ve çatışmalı ortamlara maruz kalmaktan mütevellitliyim, hem de buna polisin ilgi göstermemesine ötürü bir dışlanmışlık hissi var. Yani biz burada kendi kurallarımızı kendimiz koyarız.
Bize kimse ilgi göstermiyor, gelmiyorlar, gitmiyorlar, biz kendi yolumuzu kendimiz buluruz diye bir böyle bir ruh hali hakim onlarda. Ve buna uygun da bir dil geliştiğini görüyoruz. Yine bir diğer strateji, okula devam eden ebeveynler tarafından izlenen bir diğer strateji, okulla etkin şekilde iletişime geçmek. Orada da hani yazdığım gibi neredeyse, tabii birkaç istisna var ama neredeyse istisnasız şekilde öğretmenlerin cep telefonları bu veliler tarafından biliniyor. Okul dışında öğretmenleri arıyor okula çocukları başarılı şekilde devam eden veliler. Ve çocuklarının derslerini soruyorlar vesaire. Hepsi değil ama hepsi okul veli toplantılarına gidiyor okuldaki. Bazıları da aktif olarak okulda görev alıyorlar. Hepsi anlamı bazıları alıyorlar. Kendileri çalışanlar, akrabaları veya komşuları üzerinden böyle bir angajman geliştiriyorlar okula. Mesela kendisi okul çalışıyorsa, gidemiyorsa vesaire, başkası kesinlikle tamı tamına çocuğun okuldaki durumu nedir, öğretmen nedir, hepsini öğrenip gelip rapor ediyor. Böyle de bir network bağlantısı var. Örneğin mesela Sibel'in annesi, sizin de gördüğünüz üzere yani öğretmen benden resmen bıktı diyor. Çünkü yani sürekli okulda, sürekli gidiyor. Gördüğünüz üzere her şeyle ilgilenmeye çalışıyor. Birinci sınıftan beri takip ettiğini de söylüyor. Buna karşı hani böyle bir zıt case olsun diye, durum olsun diye buraya koydum. Sertan'ın durumunda mesela, Sertan söylediğim gibi babası 7 yıl önce okulu diyorum, özür dilerim, evi terk etmiş, gitmiş, annesiyle birlikte yaşıyor. Bir süre sonra bu babası evi terk ettikten sonra Sertan bir ya da bir buçuk sene kaybediyor. Dolayısıyla yaşı büyüyor. Tekrar okula döndüğünde yaştan ötürü biraz rahatsız oluyor. Çünkü sınıfındaki herkes ondan büyük. Bunu da biraz içine atıyor. Yani problem ediyor. Özür dilerim, içine atması değil, okulda da bu biraz sorun oluyor. Bunu eve gelip taşıyor. Bu evde de tartışılıyor. Ardından Sertan'ın annesi bize bu şeyi söyledi. Okula gidip bu konuyu öğretmenle konuştuğunu söyledi. Şimdi öğretmen dışarıdan açık üniversiteye kadar okur dedi. Kendisi gibi konuşuyor öğretmenle, Sertan'ın annesi. Öğretmen bir iki gün gider diploma alır dedi. Hem de çalışabilir dedi. Haftada iki kere, üç kere gider sınavlara girer dedi. Ondan sonra diplomayı verirler dedi ama sonra biz başvurmadık. Burada yani okula gitmesi açık liseye gidebilirdi. Şimdi burada bizim dikkatimizi çeken şey şu. Okula devam eden öğrencilerin okuldaki problemlerini çözmek için ebeveynleri deyim yerindeyse saldırıyorlar okula. Ve örgütlü bir şekilde saldırıyorlar. Yani 2-3 kişi gidiyorlar, öğretmeni bıktırıyorlar, bir şekilde sorunu sürekli gündemde tutuyorlar, düzeleceğine dair söz veriyorlar vesaire. Fakat okulu terk eden çocukların ebeveynlerinde bir kere okulla etkileşimlerinde bir çekingenlik, bir pasiflik var. İstemiyorlar okulla çok fazla etkileşim. Bu bizim dikkatimizi çekti. Okulla etkileştikleri zaman mesela örneğin burada hayatı bir söz. Durum söz konusu. Çünkü Sertan'ın öğretmeni Sertan'a sen okulu istersen bırak diyor. Bu sorunu çözmek için annesi okula gidiyor ve öğretmenin söylediğini sorgusuz sualsiz kabul etme, buna direnmeme tavırları sergiliyor. Buradan da göreceğiz öyle. Bu tabi Sertan'ın hayatında çok mühim bir nokta. Yani bu olaydan sonra okulu bıraktı kendisi. Biz görüştüğümüz zaman da sürekli iş arıyordu. Matbaacılar sitesinde biraz çalışmış, işsiz kalmış, parasını vermişler, yine iş arıyordu. Yani bu ailelerden, özür dilerim, okulu terk ebeveynlerden okula karşı tutup çekingenlik, pasiflik olarak tasvir edilebilir ve iletişime geçmemek isteği. Şimdi bu şekilde bu tür stratejiler geliştiriyorlar, okula devamlarının, ebeveynlerin, çocukların okuldaki başarı durumuna etki etmek için ya da problemlerini çözmek için. Okulu terk eden ebeveynleri stratejiler geliştiremiyorlar ve bu çocuklar mahalle kültürüne, sokak kültürüne %100 şekilde maruz kalıyorlar. Okulda etkileşimlerinde aslında okulda geçer akça olmayan bir dil geliştiriyorlar. Anne babaları çekingen davranıyor okula gittiklerinde. Peki bunların bu süreç nasıl işliyor? Yani bu çekingenlik ve pasiflik durumunda suç kimde? Neden bu anne babalar çekiniyor? Şimdi ben burada iki tane kolay hızlıca paylaşmak istiyorum. Bunu anlatmayacağım. Biraz okursam hani daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha iyi mesajı verebilirim diye. Şimdi burada Mehmet ve Kemal'i neden aldım? Hem önceden size
biraz gösterdiğim için, farklı bir case'e geçip de vaktinizi almak için, hem de bu iki case inanılmaz şekilde benziyor aile şeyi olarak. Mehmet de babasını kaybetmiş, daha önce söylediğim gibi. Kemal de babasını kaybetmiş. Biri okula devam ediyor, dezavantajlı bir ailede yaşıyor. Ama diğeri okulu terk etmiş, çok daha dezavantajlı bir ailede yaşıyor. Şimdi şurayı bir okumak istedim. Bu yazdığım şeyler. Örneğin Mehmet arkadaşlarının sadece okuldan olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak Mehmet'in annesi ve teyzesi de Mehmet'in öğretmenlerinin ve okul müdürünün cep telefonunun numaralarına sahiptir. Anne ailede olanları eşin vefatı gibi, eşi vefat ettiğinde öğretmenlere haberdar ediyor hemen aile bundan. Çok ilginç. Eşin vefatı gibi Mehmet'in öğretmenlerine bildirdiğini bu durumu ve onlardan Mehmet'in okula uyumunda problem çıkarsa yardımcı olmalarını istediğini ifade etmektedir. Mehmet'in annesi öğretmenleri kastederek çok şükür hepsi birbirinden üst öğretmenlerdi. Buna çok özen gösterdiler kaybetmemek için diyerek Mehmet'in zor bir döneminde okula uyumu için okuldan aldığı yardımı ifade etmektedir. Öğretmenleri Mehmet'in babasının ani vefatıyla ölüm nedeni bilinmiyor gerçekten. Çok hızlı vefat etmiş babası birkaç haftada. Ona daha hassas davranmış, güven ve destek sağlamışlardır. Görüşmede annesi öğretmenlerden gelen bu desteğin, bunu birebir belirtiyor, Mehmet'i okul başarısı için motive ettiğinin altını çizmektedir. Ama daha önce belirtilen geniş ağ yapısını okulla etkileşimde etkin şekilde kullanarak Mehmet'in okul başarısını güçlü şekilde etkileyen okul temelli kaynakları mobilize etmektedir annesi. Okul temelli derken öğretmenlerin onu motive etmesi, derslerinde nasıl başarılı olacağını söylemesi, başında durması, dikte etmesi bir şeyleri, bağını koparmaması olan gibi kaynakları kastediyor. Şimdi bu Mehmet'in hikayesi, anne babanın vefatında hemen çözümler üretiyor. Bir şekilde kontak kuruyor okulda, çocuğuna yardım etmeye çalışıyor. Şimdi yine benzer bir olduğu için bir de Kemal'in özür dilerim hikayesini biraz daha yakından bakalım. Zaten biliyoruz, babası işte öldü, vuruldu. Ablasının kocası tarafından, annesi kalp ameliyatı oldu vesaire, oldukça dezavantajlı bir koşullar. Hemen bitiriyorum, tamam. Şunu ben size okumak istiyorum. Bir kere okulu terk ebeveynlerin okulda dahil olmak üzere toplumsal normları temsil eden kurum ve kuruluşlarla etkileşimde bir problemi var. Muhtarla bir problemi var. Hiçbir şekilde yardım alamıyor. Öğretmenlerle etkileşime geçemiyor, çekinmeden pasif davranıyor. Okula gitmek istemiyor. Neden böyle diye merak ettik. Ve Mehmet'in olayını anlattığım nasıl aktif davranıyor. Şimdi Kemal'e söylersem, Kemal şöyle anlatıyor. Kemal'in annesi şöyle anlatıyor. Yardımlar da için. Ben soruyorum ona, neden mesela öğretmenlerine ilişkin, öğretmenlerden neden bir yardım almadın Kemal'in durumunda? Hem maddi hem de manevi olarak. Kemal'in annesi, yok. Gelen de yok, soran da yok. Öğretmen de aramıyor, gelip de soran yok. Kemal diyorlar. Valla benim öğretmenim niye okula gitmediğimi biliyor. Babamın öldüğünü biliyor. Onun için evime hiç uğramıyor. Çünkü öğretmen diyor ki, baban ölmüş, sen zaten gelmeyeceksin okula. Kemal'in komşusu lafa giriyor burada. Nasıl yani, öğretmen okula gelmiyor mi diyor oğlum sana? Kemal giriyor tekrar. Yok, yani öğretmen biliyor işte hepsini. Ben dedim, öğretmenim babam öldü. Siz de yardım etmediğiniz için ben de okula gelemem dedim. Şimdi Kemal'in zor zamanlarında annesinin öğretmenlerden yardım istememesi, burasını okuyorum, okuldan kaynak değişimine yönelik bir çaba içine girmeme yatkınlığı, girmiyor, çekiniyor, bundan istemiyor. Onun dar ve kaynak barındırmayan homojen etnik ağlar içerisinde sosyalleşmesine bağlı olarak, burası çok önemli, geçmişte tecrübe ettiği kurumsal kaynaklara ulaşma başarısızlıklarından süzdüğü ön seslerle açıklanabilir diye biz düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü Kemal'in annesi daha önce kaynak değişikliğe yönelik girişimlerini bizimle paylaştı. Anlatıyor kendisi. Bir de şöyle bir durum var. Evleri var, binaları var, paraları olanlar var. O şahıslara veriyor yardımı. Bizim bu okul onlara yardımcı oluyor. Müdür bizim bu üç çocuğumuza bir kere yardım ettiği yok. Benim kızıma bir önlük kıyafet şubu kesinlikle yok. Vermiyorlar. Benim kızıma bir önlük bile vermediler ya. Ayaklarına bir ayakkabı, çorap aldıkları yok. Kayırganlık yapıyorlar. Haftadan haftaya zenginlere 100 lira para veriyorlar, kıyafet veriyorlar, mont veriyorlar, ayakkabı veriyorlar. Şimdi bu veriyorlar diye kastettiği üst mahallede oturan ve Roman olmayan bir mahalle. Onu özellikle altını çizmek isterim. Sohbet devam ediyor. Anne yine daha biz ısrarla söylüyoruz ya hani evde soba yok,
durum çok kötü. Hiç kimseden misin ya bu anlıyorsunuz diye. Kemal'in annesi, ben maddi manevi durumum yok. Eşim öldü dedim öğretmene. Çocuklarımın ne önlüklerini alabilirim, ne ayakkabısını alabilirim, ne ihtiyaçlarını görebiliyorum dedim. Ondan sonra benim diyor yapacak bir şeyim yok diyor öğretmen. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla öğretmenler okulda maddi durumu olmayan çocuklar konusunda bir çalışma yapmalı ve kimin gerçekten ihtiyacı var görmeli. Peki dedim, senin yapacak bir şeyin yoksa dedim, öğretmene diyor, sen benim çocuğumdan 1 milyon istiyormuşsun, 1 lira. Her gün dedim kumbaraya para atılacakmış, okula yardım edilecekmiş. Ben dedim çocuğunun eline 1 milyon veremiyorum ki dedim, senin kumbarana nasıl para atsın dedim. Bunu diyor bana ya, düşünebiliyor musun? Ama başkalarına var, bize yok. Çocuk okutuyoruz diye gidip para alıyorlar kaymakamdan, hep para alıyorlar. Kemal'in komşusu burada lafa giriyor. Bu yardım alamamanın kolektif boyutunu vurgulamak açısından bunu burada okuyorum. Kemal'in komşusu başka bir yerde benzer şeyler söylüyor. Muhtar bile ya, evim varmış benim, evim olmuş ne yapayım, ne yapacağım ki ben kuru evi? Bir gelir yok ki bu evin, 4 tane duvar var. Kışın her tarafı akıyor, sobasız yani sobasız bile. Burada at koşturuyor muhtar, istediğine veriyor, istediğine vermiyor. Mesela 5 katlı evi olan bir insana, evi hali olan bir insana verebiliyor. Ama biz zorla gidiyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz, bize vermiyor. Ben soruyorum, peki ne düşünüyorsunuz, size niye vermiyor olabilir? Kemal'in komşusu, vallahi benim pek bilmiyorum, bir şeyim yok ama gene de alamadık, gene de alamıyoruz. Kemal'in annesiyle giriyor, son bir şeyi yavaştan bitireyim. Ben tabu gibi belgelerle gidiyorum muhtara. Benden kayıt istiyor, para istiyor. Ya diyorum, buraya yazıyorum diyorum, param yok ama borcunu ver diyor. Şimdi bak araştırayım, 900 milyon borcum var benim muhtarla. Getirmezseniz diyor, ben size bir daha fon vermeyeceğim. Yok, durumum yok diyorum, dul kadınım diyorum, beni ilgilendirmez, ben nereden alacağım diyor, beni alakadar etmez diyor, çıkıyor işin içinden, hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi burada diğer örnekleri çok okumak istemiyorum. Burada bizim dikkatimizi çeken şey, bu pasifliğin ve çekingenliğin roman ve Kürt ailelerde geçmiş tecrübelerden süzüldüğü. Yani zaten denenmiş daha evvel. Muhtarlık denenmiş, mahalledeki başka bir kişi denenmiş, öğretmen, okul denenmiş, bir yandan ya azalınmış ya alınamamış. Dolayısıyla biz bu pasifliği ve çekingenliği daha çok buna bağlıyoruz. Tabii ki şunu da gözden kaçırmamak lazım. Sosyoekonomik olarak ve etnik olarak homojen ağlar içerisinde sosyalleştikleri ve burada bir habitus, burada bir yatkınlıklar sistemi geliştirdikleri için bu da onların tabii ki yine dönüp okul ve etkileşimde ket vuruyor da olabilir. Yani bunun derecesi ne kadar, ne neden belirleniyor bilemiyoruz. Ama kesinlikle bulundukları etnik ve sosyoekonomik konumla ilgili bir durum var. Tabii mahalle bazında yardımların kime gittiği değişik şeylerle ilgili. Şimdi sonuçları hemen hızlıca ben şey yapayım. Şimdi birinci, her ne kadar aynı dezavantajlı mahallede yaşıyor olsalar da okula devam edenlerle terk edenler sosyoekonomik olarak farklı. Birileri evet düşük sosyoekonomik kökenli ama sigortalı işlerde çalışıyorlar vesaire. Diğerleri de güvencesiz işlerde, geçici işlerde ya da kağıt şişe toplayarak, inşaatlarda çalışarak. Yani alt proleter bir yaşam sürüyorlar, öyle söyleyeyim. İkinci bulduğumuz bizim okul terkler ağırlı olarak ağırlıkları maksimal, evet bunu söyledim. Sosyoekonomik ve etnik farklılıklar okula devam edenlerin ve okulu terklerin ebeveynlerinin ayaklarına hacim uzamsal olarak ve nitelik hangi kişileri tanıyor, hangi kurumlarla ilişkisi var, nitelik açısından etki ediyor. Yani bu da ortaya çıkıyor bizim şeyimizi. Yine diğer bir bulduğumuz okul terkliğinin çekmeyen tutumları bu anlamda mensup oldukları grubun kolektif geçmiş deneyimleriyle ilişkili düşünülebilir. Yani burasının çok daha fazla araştırılması gerekir. Çünkü bizim görüşmemizde bir kişiden değil çevreye gelen aynı gruba mensup birçok kişi benzer deneyimlerini bizimle paylaştı. Örneğin dediğim gibi. Tabii bir son bulduğumuz bu araştırma okul terklerle ilgili. Okul terkliği literatüre baktığımızda genelde öğrencinin ya da anne babanın okul hakkında söylediklerini ifade ettiklerine yoğunlaşan ve okul terki bir kendisinin seçtiği bir edinim yol olarak veren bir metodolojik bireyci bir yaklaşım var literatürde. Biz bundan rahatsızız. Biz daha çok okul terki sosyalizasyon süreciyle fırsat ve kısıtları içselleştiren bireylerin geri çekilmesi olarak düşünüyoruz. Yani burada bir kişinin bilinçli olarak yaptığı bir şeyden ziyade kişi zaten hissediyor bunu, bir şansının olmadığını görüyor, hissediyor bunu dile getirmese de bunları içselleştiriyor. Bunu duyucu anlamda bundan bahsediyorum. Ve bu şekilde okuldan yavaş yavaş geriye çekilen bir süreç söz konusu. Dolayısıyla son sözüm şu olabilir, biz araştırmacılar olarak görüşmecilerin bize ne söylediğini rapor etmekten ziyade
gözlemlediğimiz yapıya o görüşmecilerin ifade ettiklerini oturtarak bir yorum yapmamız lazım. Aksi takdirde onlara bir iradecilik yüklüyoruz. Bu da bizce tam gerçeği yansıtmıyor. Teşekkür ederim ben. Hepsi bu kadar.